Herkese selamlar. Bugünkü videoda biraz daha çok henüz yeni gerçekleşmiş olan bir etkinlikte yaptığım konuşma için nasıl hazırlandığımdan ve nasıl geçtiğinden birazcık bahsetmek istedim. Konuşma aslında Gediz Teknik Üniversitesi'nin Geek Day isimli etkinliğinde yaptığım bir konuşma. 2 gün süren ve aynı anda 3 oturumun olduğu bir etkinlikti. Bayağı da yoğun konuşmacılar ve kaliteli konuşmacılar vardı. Bununla beraber bana ilk arkadaşlar yazdığında aslında Mart'ın ilk haftalarıydı. Yani etkinliğe henüz 1 ay kadar bir süre vardı. İşte böyle bir konuşma yapabilir misiniz gibisinden ben de tabii dedim ve konu olarak da aslında Trunk Based Development ve Gitflow isimli Gitflow hakkında ikisini anlattığım bir konuşma düşündüm. Burada bu konuşmayı seçerken aslında Gitflow'la çalışmış olmak, Trunk Based aslında geleneksel bir yöntem, bununla da çalışmış olmak. İkisiyle de çalışmış olduğum ve biraz daha aşina olduğum bir konu olduğu için bu konuyu seçtim. Bir sunum üzerine anlatacağım tabii ki de. Bir slayt hazırlamayı düşündüm ve başladım slayt hazırlamaya. Ben biraz da günlere bölerek hazırladım. Yani her gün 2-3 sayfa ekleme şeklinde veya konuları günlere bölerek hazırladım. Son 2 hafta kalana kadar sunumu böyle yavaş yavaş işte kafamda tam oturtmak istediğim şekliyle hazırlamış oldum. Burada tabii bunu hazırladıktan sonra veya işte arada bir taslak zamanlarında daha çok konuşma yapmış, etkinliklerde rol almış arkadaşlarımla sunumu atıp yani örneğin Barış Ceviz'e sunumu atmıştım. Kendisi sağ olsun bana çok yardımcı oldu. İşte atıyorum sunum çok metinsel yani didaktik olduğunu iletti sunumun. Görsel içeriğin az olduğunu. Ben biraz daha capsler vesaire ekledim. Biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalıştım. Bununla beraber tabii sunumu hazırlarken aslında istemsizce biraz da hazırlanıyorsunuz da. Yani hazır işte yazdığınız şeyleri aslında aklınızdan da geçirerek o sunumda neler anlatacağınızı birazcık kafanızda netleştirebiliyorsunuz. Böylece aslında birazcık çalışmış da oluyorsunuz yavaş yavaş hazırlayınca. Ama tabii bunu bir günde hazırlayıp daha uzun çalışma süreleri de verebilirsiniz. Ben böyle bir yöntemle gittim birazcık zaman darlığından dolayı. Son 2 hafta kala aslında bir ilk provayı yaptığım zaman yani üzerinden geçmek istedim. Çünkü sunum için bize tanınan süre 50 dakikalık bir süre. Burada işte 50 dakikalık bir süremiz var, 10 dakikalık bir mola. Yani toplamda 1 saatlik bir size tanınan bir süre var. Burada soru cevabı da içine dahil ederek aslında benim kafamda oluşan 40 dakika anlatım, 10 dakika soru cevap, işte 10 dakika da mola. İnsanların molasından da çalmak istemedim. Benim normalde ikinci günün orta oturumlarından biriydi. Yani pazar gününün işte 3-4 arasıydı sanırım ilk oturum saatim. Sonrasında cumartesiye alındı bu. Pazar günü olması, yani benim için cumartesi olması daha iyi oldu. Şu sebepten dolayı pazar günü tam ortada olduğu için aslında benim o süreyi doldurmam gerekiyor arkadaşlar için. Yani o konuda birazcık hazırlık yapmam gerekiyordu. Ama cumartesi son sunum olunca aslında biraz daha zaman olarak rahatlık sağladı bana. Başta çünkü işte 40 dakikayı doldurmaya çabalıyordum. Yani hem sunum olarak hem anlatım olarak. O yüzden provalarda hep işte 30-32 dakika çıkıyordu. Sonrasında bunu biraz daha tabii detaylı anlatarak konuları işte 38-39-40 dakikalara kadar çıkarabildim. 2 hafta öncesinde ilk 2 kere bir prova yaptım. Bunlar da işte 30-32 dakika gibi süreler oluyordu. Sunumu çok küçük modifikasyonlarla değiştirdim ve son bir hafta kala aslında tekrar bir prova yaptım. Üzerinden geçtim. Bir daha kendi kendime işte sunumu sanki gerçekten de sunuyormuş gibi hazırlandım. Burada da 36-37 dakikalara çıkınca artık biraz da son sunum olmasının verdiği rahatlıkla aslında kafamda tamamladım sunumu. Şimdi burada ilk bir hazırlığım bu. Sunuma ve anlatıma hazırlanmanız gerekiyor. En önemli şey bu tabii ki. Bir yandan da şimdi benim evde kullandığım herhangi bir webcam yok. Kullandığım bilgisayar da Windows bilgisayar ve kamerası çok kaliteli değil. Bu yüzden farklı bunun için de bir çözüm bulmam gerekiyordu. Şu an kullandığım kamera DJI Osmo için önce bir araştırma yaptım. İşte Pocket'ı direkt bilgisayarda bağlayıp böyle bir çözüm olabiliyor mu gibisinden birazcık karmaşık çözümler vardı. Bunu pas geçtim. Telefon ile yani telefonu bilgisayara bağlayarak işte tripoda takıp laptopun arkasına kutu üzerine koyup vesaire işte bir şekilde sabitleyerek aslında laptoptan webcam telefondan webcam şeklinde kullanmayı düşündüm ve bunun için birkaç program buldum. Bunları da linke bırakırım. Aslında en iyi olanını son Adem abinin, Adem İlter'in YouTube canlı yayında kullandığı programı sordum. Son böyle bir gün kala onu bulabildim. Değiştirdim daha doğrusu programı. Çok temiz ve akıcı bir kamera oluyor tabii telefonu kullandığınızda. Çünkü iPhone 11 kullanıyorum ben. Ve arka kamerasını kullanıyordu uygulama. Ve gayet net bir şekilde görüntünüzü webcam olarak aktarabiliyor kablo ile bağlantıda. Bu durumda bunu da çözmüş oldum. Bunun için tabii bunu birkaç kere test ettim. Arkadaşlarımla işte uzun konuşmalar Discord'dan, Skype'dan vesaire. Uzun birkaç konuşma yaptık ve bunları da
Kesin kamerada bir sorun çıkmadığını, atıyorum bir anda reklam gelebilir, işte kameranızı durdurabilir vesaire. Böyle şeyler için birazcık gergindim. Bunu da atlattım. Son gün geldi, cumartesi günü. Sunumu son kez sabah erken kalktığımda ilk olarak hemen kahvaltıdan da önce hatta sunumu bir provasını yaptım kafamda netleştirmek için. Ve evet, 36-37 dakika süren, istediğim gibi aktarabildiğim gayet güzel bir sunum olduğunu düşündüm. Ve cumartesi günü akşam işte kamerayı kurdum, her şeyi ayarladım, oturdum, sunumumu yaptım. Sunum esnasında biraz fazla heyecanlandım. Bir tık da hızlı anlattığımı düşünüyorum kendimi sonradan izlediğimde. Çünkü YouTube kanalımda şu an yaptığım sunuma ait videoyu da yükledim. Oradan da bakabilirsiniz aslında nasıl yaptığımı. Birazcık hızlı konuştuğumu düşünüyorum. Belki birazcık o yavaşlatabilir ama ilk deneyimime göre elimden geldiği kadar doğru ve yanlış kelimeler kullanmadan aslında aktarmaya çalıştım. Sunum bittikten sonra dediğim gibi tekrar izledim ve işte birkaç küçük hatam var. Bunları da düzelteceğim eminim. Sunum üzerinde size birkaç öneri verebilirim. Yani sunumun bence, yani benim izlediğim etkinliklerde açıkçası beklediğim şey slaytların arka planları, işte tasarımları vesaire olabildiğine sade olmalı. Çünkü buradan yani çok fazla onu gözünüzü alabiliyor, sıkıntı çıkarabiliyor. Böyle olması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden ben beyaz arka plan, siyah font tamamen bu şekilde ayarladım. Yani çok böyle gözü karmaşık, yoracak bir ekran ki sunumların çoğunda da bu şekildeydi 2 gün boyunca. Bunun bir öneri olabileceğini düşünüyorum. Bir de tabii süreyi ayarlamak adına prova yapmanız gerçekten iyi oluyor. Hem slide hazırlarken hem üstüne 2-3 kere prova yapınca aslında artık tamam, yani ezberi anlatır gibi oluyorsunuz o gün. Sonrasında gelen soru cevaplar da gayet güzel oldu. Yani konuya yönelik işte GitHub üzerine kullanımlarla ilgili birkaç soru geldi. Bunları da cevaplamaya çalıştım elimden geldiği kadar. Ama genel olarak güzel olduğunu düşünüyorum sunumun. Yani bence etkinlik de çok güzeldi. Arkadaşların da emeğine sağlık buradan tekrardan. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Bu konuda, yani konuşma konusunda farklı sorularınız olursa tabii ki de yorumlardan bana iletebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.